9 Eylül TV ekranlarından herkese merhaba. İzmir'de sporun nabzını tuttuğumuz Sporizm programının bu haftaki konuğu Karşıyaka'nın kaptanı Cenk Özbek. Cenk hoş geldin programımıza. Hoş bulduk abicim. Karşıyaka'nın artık simge bir oyuncususun. Uzun yıllardır takımdasın. Kamp dönemi nasıl geçti? Öncelikle onu sorayım sana. Kamp dönemimiz abi öncelikle burada başladık kampa, İzmir'de önce. Bir 7-8 günlük adaptasyon süreci oldu. Daha sonra Bolu'ya gittik. Bolu'da bir 12 gün kamp yaptık. Bayağı yorucuydu. Yani her zamanki gibi kamplar yorucu geçiyor. Ama güzel bir kamptı. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız oldu. Yeni transferler oldu. 3-4 tane. Onlarla da verimli bir şekilde kampı geçirdik. Birkaç tane hazırlık maçı oynadık. Yani hazırlık maçları bence bizim için iyi geçti. Yeni arkadaşlarımız da katıldı. Yeni arkadaşlarımız da işte sanki yani öyle bir hava oldu ki geldikten sonra çocuklar sanki böyle 2 senedir, 3 senedir bizle beraber aynı takımda oynuyor gibiler. Harika. Onlar da. Yani hem insan olarak, karakter olarak çok düzgün insanlar hepsi. Ve futbolculukları zaten kaliteleri hepsi şampiyon olmuş gelmiş. Bu liglerde şampiyon olmuş, ikincilik, üçüncülükte şampiyon olmuş. Futbolcular olduğu için zaten kalitelerine kimse laf söyleyemez. İyi futbolcular. İnşallah bize katkı sağlayacaklar. Biz de burada şampiyon olacağız hep beraber. Kesinlikle yeni transferlerle birlikte artık daha hedefi oynayan bir Karşıyaka izleyeceğiz değil mi? Çünkü geçen sene dalgalı bir performans göstermiştik. Bu sene umarım hedeflediğimiz üst sıraları oynayacağız diye düşünüyorum. Evet abi şimdi yani tabii ki geçen sene evet, sezon başı biraz kötü başladık. Biraz değil bayağı bir kötü başladık hatta. Yani ilk 5-6 hafta galibiyet alamadık. Yani üçlü savunmayla başladık. Evet, evet. Yani o biraz da bizim için sıkıntı oldu. Evet. Ondan sonra. Sonradan dörtlü savunmaya döndük. Tabii sonra tekrardan bir hocamız geldi. Onunla da olmadı. Yani yine bir dalgalanmalı süreç gittik. İşte 2 maç kazandık, 1 maç kazanamadık. 4 maç yenildik, 5 maç berabere kaldık. Sonra hocamız da gitti. Daha sonra Erman hocamız geldikten sonra inanılmaz bir ivme yakaladık. Ve sanırım ya 14 ya 15 haftada evet. Bir kere mağlup olduk. Yani şimdiki işte bizim de zaten bu senenin bize en heyecan veren şeyi 2022-2023 sezonunda Erman Hoca ile beraber başlayıp yeni de gelen transfer arkadaşlarımızla bu galibiyet serisini mağlup olmama serisini hatta devam ettirmek yani. Onu istiyoruz biz de. Böyle devam edip şampiyonluğa ulaşmak. Kesinlikle. Metin Peker'le de savunma ikilisinde uzun süren bir beraberliğiniz var. Ben sizi İtalyan efsaneler Bonucci ile Chiellini'ye benzetiyorum. Birbirinize bir bakışınızdan herhalde ne yapacağınızı kestiriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ya evet abi Metin'le bayağı bir 8 senedir falan yan yana oynuyoruz. Yani artık sahada bazen konuşmuyoruz bile onunla yani. Düşün çünkü tesiste de o kadar çok beraber muhabbet ediyoruz ki içeride. Hani sahada artık yani o hava topuna çıktığında artık onun vuramayacağını ben anlıyorum. Ben çıktığımda o benim vuramayacağımı anlıyor artık yani. Öyle bir şey oldu ki konuşmadan anlayabiliyoruz yani. Kesinlikle. Birbirimizi. Öyle. Şimdi aranıza Aykut da katıldı. Aykut gerçi çok yönlü bir oyuncu ama savunmada da oynayabiliyor. Genç bir oyuncu. Onunla ilgili neler söylersin? Aykut'un evet. Yeteneğiyle ilgili. Aykut gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Çok güçlü, kuvvetli bir oyuncu. Yani zaten altyapısı da altın ordu evet. Aykut'un. Bu liglerde de oynamış. İkincilikte, üçüncülikte oynamış bir futbolcu bize gelmeden önce. Evet. Kiralık. Yani Aykut ne zaman bir sıkıntı olsa takımda, yani evet. Söyleyeyim defansta, stoperde, sağ bekte oynuyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor yani orada. Kesinlikle. Yani hiç sırıtmadan sağ bek, stoper, ön libero. Yani evet, ön libero da oynadı. Aykut hiç sırıtmadan elinden gelen her şeyi yapıyor. Çok yönlü bir oyuncu yani. Kesinlikle. Çok yetenekli bir oyuncu. İnşallah daha üst liglerde oynayacak yani bence Aykut. Evet. Bu 9 yıllık Karşıyaka kariyerinde çok önemli maçlara çıktın. Kırılma anlarında hep sahadaydın. Senin için en unutulmaz karşılaşma ne oldu? Playoff maçları var benim ilk aklıma gelen. Senin için hangileridir sence? Hangisidir? Ya playoff maçları var abi.
Ya tabii onları zaten hiç unutamıyoruz. Hani işte içerideki bir Van Spor maçı. 0-0 biten penaltı kaçırdık. Evet. Dakika 78 falandı sanırım. Belki o penaltı gol olsa Evet. orada eleyeceğiz onları. 2-1 yenildik deplasmanda da. Evet. İçeride tabii Antalya'da o sıcaklarda yapılan pandemiden sonraki pandemi dönemi, hatta final maçı, Turgutlu maçı. Evet, Yani evet. penaltılarla yenildik. Ben hatta dakika 108 gibi kasından sakatlanıp oyundan çıkmıştım. Evet. 2-1 mağluptuk. 2-2 yaptık. Sonra penaltılarla elendik tabii. Yani hatta yani öyle bir şans olmuştu ki orada bütün penaltıcılar oyundan çıktı. Doğukan çıktı, ben çıktım yani. Öyle biraz problem olmuştu bizim için. Evet. Turgutlu maçı tabii de unutamıyoruz yani, oraya kadar gelip tabii yani hiçbir futbolcu unutamaz finalde kaybettiği maçı. Ama tabii ki de biz artık bu sene öyle final değil de direkt kafadan çıkmak istiyoruz yani. Direkt ikinci lige yükselmek istiyoruz Evet. diyorsun. Penaltılar deyince senin skorer yönün de ortaya çıkıyor. Bir savunma oyuncusuna göre hücumda çok etkilisin. Penaltılarda isabet oranın yüksek. Yine duran toplarda da etkilisin. Bu ekstra bir çalışmaya bağlı bir şey mi Cenk? Onun sırrı nedir? Yani şöyle söyleyeyim abi. Tabii ki de penaltı antrenmandan sonra çalışıyorum. İşte frikikten attım bir iki tane. Evet, Onları da olmuştur. zaten çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Onları da çalışıyordum. Hatta Hakan Kuş'la beraber çalışıyorduk. Ha, evet. Onunla. Ondan sonra yani bayağı çalışmıştım. Hatta onun da meyvesini yedim. Attım bir 90 artı 5'te, bir Evet. 89. dakikada falan gol attım frikikten. Ama kornere ya da yan topa gittiğin zaman da şöyle, onun meyvesini de şöyle yorum, antrenmandaki duran topları çok önemsiyorum. Yani önemsediğim için bence oluyor. Duran top Evet. çalışmalarını. Yani her hafta, her hoca haftanın bir günü duran top çalışması, bir yarım saat falan yaptırır takıma. Taktik idmanı olur o da zaten. Kesinlikle. Yani orada önemsiyorum onu. O yüzden olabilir abi bence. Evet. Peki bu kariyerinde birlikte oynadığın en yetenekli oyuncu hangisiydi? Hani derler ya, telefon kulübesinde bile çalım atan bir oyuncu var mıydı? Yusuf Şimşek için öyle söylerler. Sen Yani o da gerçi hocamdı hocanızdı benim. sizin. Futbolcu olarak kimi diyebilirsin? Yani çok yetenekli diyebileceğim oyuncu. Burada Karşıyaka'da oynadığım şey vardı. Brezilyalı Juninho vardı. Juninho, Çok evet. yetenekliydi o. Yani Evet. inanılmaz yetenekliydi. Onunla beraber oynamıştım. Evet. İyiydi yani. Telefon Kesin. kulübesinde adam geçerdi yani o. KH'de herhalde skorerlik Skorer bir anlamında. oyuncuydu o. Yani Evet. o da yakaladığı zaman atıyordu ceza Evet. sahasında. Yani, Ya zaten Süper Lig'de oynadı senelerce. tabii. Ars'ı da sormak istiyorum sana, yine Hollandalı forvet. O nasıl bir karakterdi, nasıl bir futbolcuydu? Taraftarın hala unutamadığı isimlerden biridir Ya Ars. Ars çok yetenekli miydi değil, çok kısıtlı yetenekleri olan bir futbolcuydu ama inanılmaz güçlüydü ve inanılmaz hırslıydı. Biraz da dışarıda arkadaşlığı falan çok iyi, deli doluydu yani. Güzel bir insandı. Evet. Ama dediğim gibi yetenekleri kısıtlı ama o da ceza sahası içinde çok kuvvetli, yani gol yapan bir oyuncuydu geldiğinde Ars. Evet. Şimdi bir de İzmir'deki en önemli rekabetlerden biri olan Karşıyaka-Göztepe rekabetiyle ilgili bir soru sormak istiyorum Cenk sana. Evet, bir rekabet var ama ebedi bir dostluk da var. Tabii. Senin de eski takım arkadaşın Berkan Emir, Karşıyaka'da oynadığınız dönemde arkadaşlığınız tabii üst seviyede Evet. olduğu için. Sonrasında Berkan Göztepe'ye transfer olduğunda Evet. nasıl bir süreç oldu? Berkan'la görüşmeniz devam etti mi? Sonra onu sormak Ya istiyorum. tabii her zaman devam etti. Hala daha devam ediyor. Eyüp'te hatta şu anda. Evet. Yani o buradan Alanya'ya gitmişti. Alanya'ya gittiği zaman burada aynı evde kalıyorduk biz onunla. Arada Evet. geliyordu. Evet. Ondan sonra Göztepe'ye geldi İzmir'e. Göztepe'de de aynı evde kalmaya devam ettik onunla. Hatta buradan gidip karşıya kadar Göztepe'ye Evet. antrenmana gidip geliyordu. Tabii evlenince, ben de evlenince Tabii. taşındık yani mecbur ikimiz de. Ama güzel günlerdi. O Karşıyaka'da oynuyordu. Ben gö şey o Göztepe'de oynuyordu. Ben Karşıyaka'da oynuyordum. Aynı evde kalıyorduk yani ikimiz. 2-3 sene aynı ev paylaştık yani onunla. Evet. Ki aynı ligde olması durumunda bu rekabet Türk futbolunda unutulmaz bir rekabet Tabii olacak, değil tabii. mi? Yani Galatasaray, Fenerbahçe'ye bile
kıskandıracak bir Ya aynı çekişme ligde olacak. olmasak bile şu anda Evet. hala daha devam ediyor yani, birbirini kıskandırma olsun şey olsun var yani, öyle şeyler hala da Kesinlikle, kesinlikle. Karşıyaka Göztepe arasında aynı ligde yani olmamaları problem değil onlar için. Doğru söylüyorsun. Taraftarlar için abi. Kesinlikle. Şimdi bu sene Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynayacaksınız. Sizin için daha da farklı bir ambiyans olacak. Daha çok tribün desteğinin olacağına inanıyorum. Bu konuda neler söyleyeceksin? Yeni sezonda Alsancak'ta olmanızla ilgili. Valla tabii burada Karşıyaka'da, Altay'da, Göztepe'de oynayan, altyapıda oynayan her futbolcunun hayali Alsancak standında bir kere oynamaktır tabii. Evet. Ben o zaman da oynadım. Yani buraya Petit'te, Karşıyaka Spor Toto 1. Lig'deyken geldiğimde Alsancak standında oynamıştım. Orada da güzel maçlarımız vardı. Yusuf Şimşek de hatta hocamız o Evet. dönemde. Yani İkinci devre iyi bir ivme yakalayıp yine devam etmiştik böyle. Son belki 5 maç daha kalsa playoff'a kalabilirdik o Evet, sene. evet. Güzeldi o lig bizim için. Bu sene tabii ki de abi Alsancak Stadı Karşıyaka Spor Kulübü için, yani İzmir kulüpleri için tabii ki de yeri çok ayrı. Zemine, sahaya çok yakın bir tribün. Evet. Yani oraya gelecek takımların ben etkilenmeyeceğini düşünmüyorum. Atatürk Stadı ve Bornova Stadı'ndan sonra size ilaç gibi Tabii ki gelecek. de abi yani. Bence orada tekrardan bir o sanırım 99-2000 senesinde mi en son şampiyon olmuştu Karşıyaka. Öyleydi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, ya da 2000-2001. Öyle bir 20 sene sonra, 22 sene sonra bir şampiyonluk getireceğiz inşallah orada. Evet. Son olarak da Karşıyaka taraftarına, camiasına neler söylemek istersin? Çünkü sen taraftarla iç içesin, caddede, sokakta mutlaka konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Onların sizden isteklerini, siz yeni sezonda nasıl bir Karşıyaka izleteceksiniz camiaya, futbol severlere? Ya tabii ki de öncelikle bizim hedefimiz futbolcu arkadaşlarımla beraber, hocalarımla beraber yani onların önderliğinde Karşıyaka camiasına, Karşıyaka taraftarlarına heyecan veren bir Karşıyaka izletmek. Sahada heyecan verici bir Karşıyaka izletmek. Zaten bu olduğu zaman başarı geliyor. Sahada herkesin heyecan verici bir şekilde futbol oynadığı zaman, taraftarla da beraber ambiyansını yakaladığın zaman, yönetiminle iç içe beraber olduğun zaman zaten şampiyonluk da geliyor abi. Daha fazla söylenecek de bir şey yok. Biz de elimizden geldiğince bütün Karşıyaka taraftarlarını mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız yani o sahada. Evet. Biz de Karşıyaka'yı en yakın zamanda hak ettiği üst liglerde görmek istiyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyorum Ben teşekkür Cenk. ederim Levent Zaman abi. ayırdığın için, antrenmanlardan fırsat bulup geldiğin için. Sağ ol abi, ben teşekkür ederim, ne demek. Yine en yakın zamanda seni tekrardan bekliyoruz. İnşallah abi, görüşürüz. Sporizm programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.